Tarihi kaynaklarda bir dönem Harput hükümdarlığı yapan, kendi adına cami inşa eden Akkoyun hükümdarı Uzun Hasan'ın annesi, Türk tarihinde bilinen ilk kadın diplomat Sara Hatun. Tarihsel kimlik olarak Azerbaycan ve Elazığ için büyük önem taşıyor. Tarihi şahsiyet Profesör Doktor Erhan Akın'ın araştırmalarıyla Azerbaycanlı ressam Altay Hacıyev'in çizdiği portreyle iki ülke arasındaki tarihsel bağ tekrar gün yüzüne çıkıyor. Harput'un çok yönlü tarih barındırdığını gösteriyor. Türk tarihinin bilinen ilk kadın diplomatı, bir dönem Harput hükümdarlığı yapan, adına cami yaptıran Fatih Sultan Mehmet başta olmak üzere dönemin birçok devlet adamıyla diplomatik görüşmeler yapan Sara Hatun, Elazığ ve Azerbaycan için büyük önem taşıyor. Akkoyun hükümdarı Uzun Hasan'ın annesi olan Sara Hatun, 2019'da vefat eden Azerbaycanlı ressam Altay Hacıyev'in iki kez çizdiği portreyle de dönemin en önemli kadın devlet adamını simgeliyor. Ressam, diplomat ve hükümdar hanım Sara Hatun'u iki defa ketan üzerinde canlandırıp. Ön planda Sara Hatun'du, arkada Uzun Hasan Bezirbekili'yle. Öyle oldu ki benden ikinci defa sipariş ettiler ki başka bir yere çekeyim hemen mevzunu. Ama orada ben çalıştım, başka cür ışıklandırım oldu. Suret hemen suretli değişmiyor tamamıyla, hemen palkarda, hemen duruşta. Ama fonunda gelen hadiseler değişiyor. Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Erkan Akın, tarihi merakıyla yaptığı araştırmalarda Sara Hatun'la ilgili bugüne kadar gündeme gelmeyen bilgileri paylaştı. Akın, araştırmalarında Sara Hatun'un ilk kadın diplomat olarak anlatıldığını ve Sara Hatun'un Harput kadar Azerbaycan için de önemli olduğunu söyledi. Bir baktım, Azerbaycan'da Sara Hatun'u Azerbaycan'ın veya Türklerin ilk kadın diplomatı veya en büyük kadın diplomatı olarak lanse ediyorlar. Ve onun yanında da bir tablo var. O tablo da çok enteresan, çok şık çizilmiş. Merak ettim tablonun üzerinden, görseller üzerinden araştırdım. Baktım ki bu tabloyu çizen kişi Altay Hacıyev isimli, Azerbaycan'da çok bilinen bir aileden gelen ve devlet sanatçısı olarak kabul edilen bir kişi. Altay Hacıyev, Sara Hatun'un tablosunu çiziyor ve bu tablo Devlet Müzesi'nde sergileniyor. Burada çok ilginç noktalar var. Noktalardan bir tanesi, Azerilerin Sara Hatun'u çok önemli ölçüde sahiplenmiş olması. Akın, Sara Hatun'un Elazığ-Azerbaycan arasında bağın daha da arttığını söyledi. Ve tabii bu Sara Hatun konusu, Uzun Hasan konusu, esasında Azerbaycan'da bizim bölgemiz ve özelinde Elazığ'da, Elazığ'ın bir linkini de oluşturuyor. Bu arada? Evet ve çok başarılı. Yani Otlukbeli Savaşı ile ilgili bizim tarihçi hocalarımız çok daha geniş olarak bu konuyu şey yapabilirler, anlatabilirler. Otlukbeli Savaşı'nda her ne kadar Uzun Hasan yenilse de esasında kurmuş olduğu diyaloglarla yurt dışı ülkelerden gelecek işte bir takım İskenderun Körfezi'ne gelen toplar var. Malta'dan vesaireden. Eğer onlar savaş meydanına ulaşmış olsa savaşın sonucu da değişebilecek. Sara Hatun'un Harput'taki diplomat olarak tanınması Azerbaycan'la olan ilişkinin Harput'a yeni bir yüz kazandıracağını kaydeden Akın, bir yerde hikayeniz varsa hikayesi olan iş satar dedi. Bir yerde hikayeniz varsa hikayesi olan iş satar. Bu turizmde de böyledir. Ürün çıkarttığınız zaman da böyledir. Dolayısıyla Harput'taki bu Sara Hatun'un diplomat olarak tanınması, Azerbaycan'da olan ilişkisi bence Harput'a yeni bir cephe veya yüz kazandırır. Harput'a olan ilgiyi artırır. Azerilerin bu bölgeye gelmesini artırır. Bunları Elazığ olarak kullanmak mümkün. Ben bu tabloların Elazığ'da, Harput'ta bir kopyasının Azerbaycan Devleti'nin izniyle sergilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve Sara Hatun'la ilgili de Azerbaycan Devleti ile bizim tarih bölümünün mümkünse ortak bir çalıştay, konferans neyse böyle bir sempozyum gibi bir şey düzenleyerek
bu ilişkiyi biraz daha ön plana çıkartması gerektiğini düşünüyorum. Hükümdarlığı döneminde kendi adına yaptırdığı cami, günümüzde de tarihe meydan okurcasına görkemiyle dimdik ayakta duruyor. Azerbaycan'da her yönüyle bilinen ve portresi çizilen, Harput'ta yaşadığı dönemde kendi ismine cami yaptırmış olan Sara Hatun'un, Kadın Doğum Hastanesi'ne verilen ismi 2008 yılında dönemin yöneticileri tarafından kaldırılarak ismi unutturulmaya çalışıldı. Türk tarihindeki ilk kadın diplomat Sara Hatun'la birlikte Elazığ ve Azerbaycan diplomasisi için yeni bir pencere açılacak.